Hutbe 23 Komşuların dini hükümleri öğrenmede birbirleriyle yardımlaşmasına teşviki Alkame bin Saad bin Abdurrahman bin Ebza'dan, o babasından, o da dedesinden rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe verdi. Müslüman grupları hayırla övdü ve şöyle buyurdu. Bazı kavimlere ne oluyor ki komşularına dini hükümleri anlatmıyorlar, onlara öğretmiyorlar, öğüt vermiyorlar, iyiliği emretmiyor ve kötülükten nehyetmiyorlar. Bazı kavimlere de ne oluyor ki komşularından dini hükümleri öğrenmiyorlar, onlardan bilgi edinmiyorlar, öğüt almıyorlar. Allah'a yemin olsun ki bir kavim komşularına öğretir, onlara anlatır, öğüt verir, iyiliği emreder, kötülükten ney eder ve bir kavim komşularından öğrenir, onlardan bilgi edinir, öğüt alır ya da onların cezaları için acele olunur. Ardından minberden indi, bir grup sordu ki, kastettikleriniz kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eşarilerdir. Onlar derin bilgi sahibi bir kavimdir. Miyahlılardan ve bedevilerden kaba, sert mizaclı komşuları var. Bu haber eşarilere ulaşınca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki, Ya Resulullah, bir kavmi hayırla andın, bizi ise şerle andın. Bizimle ilgili bu durumun sebebi nedir? Buyurdu ki, bir kavmim komşularına dini hükümleri öğretir, onlara bilgi verir açıklamalarda bulunur iyiliği emreder kötülükten nehyeder ve bir kavim komşularından bir şeyler öğrenir açıklamalarını dinler onlardan bilgi alır ya da dünyadaki cezaları için acele olunur dediler ki ya resulullah bizlerden başkalarını da mı açıklayalım anlatalım resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tekrar etti onlar da yine bizlerden başkalarına da mı anlatalım diye tekrarladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aynı şeyi söyledi. Dediler ki bizlere bir sene mühlet ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşularına din hakkında bilgi versinler, öğretsinler, açıklasınlar diye onlara bir yıl mühlet verdi. Sonra da İsrail oğullarından inkar edenler hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu onların isyan etmeleri ve hakkın sınırını aşmaları sebebiyledir.